Ve bir balığımız daha geldi. Ufak ve kaslı dedik. Aldık. Saat geldi. Bugün erken paydos yapacağım. Öyle gece yarısını falan geçirmeyeceğim. Yarın hastane randevusu falan var. Sabah uyanmak veyahut da yorgun kalkmak birazcık gün içindeki keyfimizi bitirebiliyor. Malum de bebek geceleri kaldır, altını temizle, üstünü temizle, uyut derken zaten gece uykusu yok bu aralar. Bu arada balığı aldık. O yüzden uyku düzenim biraz bozulmuş durumda. Aslında hop, gel 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 gel. Uykuyla çok bir işim de yok. Uykuyu seven bir insan değilim. Ama yine de düzenli uyku insanın şeyini alıyor, yorgunluğunu alıyor. Ama yat kalk yat kalk yaptığın zaman ekstra bir yorgunluk oluyor. Karşıdan LRF'ciler gidiyor. Ellerinde kova ve oltaları var. Karşı taraftan geliyorlar. Demek ki karşı tarafta da LRF yapılacak yerler var. Karşı kıyıya geldim. Karşı kıyı hiç umduğum gibi durmuyor. Balık yapar mı? Yapacak gibi de gelmiyor bana. Çok kumsalımsı yani. Hani çok sığ. Böyle belki levrek de girmez ya. Oo, balık vurdu. İlginç. Bakayım devamında. Ama takılacak yani burada bir yere. Aşağıda çünkü ipler var. Deneyeceğim ama ya. Deneyeceğim. Riski severim yani. Her şeyi yaşayabiliriz. Belli olmaz. Kıyıda küçük startlar var. Burada bir dik aksiyon deneyelim bakalım. Çünkü sığ bir mera. Daha dün tek vuruş geldi yine. Ufak balık var arkadaşlar kıyıda. Yok, burada burası arkadaşlar tırt bir mera. Son atışımı yapacağım. 5 atış bile yapmayacağım. Burada 3 atış benim için yeter. Çünkü önde tonozlar falan var. Görüyorum ipleri. O ipleri taktırırsam uğraş dur. Hiç son dakika jiket koparmanın derdinde değilim yani. Bir de şu hemen sağ tarafı deneyeceğim. Orası biraz daha derinmiş gibi geliyor. Orayı deneyeyim. O aldık. Aldık arkadaşlar, ilginç. Balığı aldık burada da. Güzel de boy. Yani fena da değil yani. Tavalık boyu geldi yine. İlginç. Belki de silikon kalitesi arkadaşlar yani. Kuyruğum kopardı yine. Burada bir atış daha yaptım. Sonra kapanışı şu gözümü kestirdim. İlerideki yerde 5 dakika deneyeceğim. Ondan sonra yapacağım. Hop, aldık. Allah Allah, maşallah ya. Değişik bir yere dalgaya yakalandık. Şimdi meranın böyle olduğunu görünce insan içten içe demiyor değil yani. Bu kadar sığ bir mera balık yapıyorsa levrek de yapabilir diye düşünüyorum. Gene kuyruğu olmayan bir... Lan tam da geçeceğim yer ıslandı. Kuyruğu olmayan bir silikonla balığı alıyoruz. Bakalım 3'te 3 yapacak mı? 2'de 2 yaptı. 3'te 3'ü de yaparsa helal olsun yani.
Yaptı. Yaptı arkadaşlar. Kuyruksuz silikon 3'te 3 yaptı. Sabahtan beri balığın gani gani olduğu yerde bile Allah kalın balıktı. Taşımadı. Yapacak bir şey yok. Hoppala hoppala hoppala. Benim Mera'daki en yakın dostum geliyor arkadaşlar. Hoppa maşallah boylar güzel. Bugün yedik. Yani bugün ne günlerden? 15 Ekim. Öteki videoyu 14 Ekim'de çekmiştik. Bir gün önce. O balıkları yedik bugün. Akşam yemeğinde. Çok lezzetli arkadaşlar. Gerçekten hele kendi tuttuğum balığı yemekten acayip keyif ve zevk alıyorum. Yani bana ekstra bir tat veriyor. Ama zaten bu senenin istavriti çok güzel. Yani daha öncekilerini de söylemiştim videolarda. Bu seneki istavritten ben dehşet bir tat aldım maşallah. Ama mesela hamside, bugün hamside yedik. Pallarını almışlar. Hamside lezzet alamadım. Yani limonunu, soğanını bilmem neyini yok bana mısın demedi. Ama istavrit bambaşka bir şey gerçekten. İstavritin kıymeti hem LRF'ci için tutma açısından çok önemli, keyifli. Hem de zaten yerken de bence en güzel, en lezzetli balıklardan biri istavrit. Mesela zarganada da o lezzet yoktur. Zarganın eti istavrit kadar tatlı ve şey değildir. Doyurucu değildir. Ama istavrit başka bir şey. Silikonu değiştirdim. Bence direktman. Ciketimi değiştirmedim. Ciket 1,5 gramda kalıyor. Balık biraz ileride vuruyor belki. Deneyeyim dedim. Ama silikonun boyunu ufalttım. Yani atladığında balık direkt alıyor olması gerekiyor. Aldı. Aldık arkadaşlar. Dediğim gibi yani silikon boyunu küçültürsen, inceltirsen silikonu, hem boy hem de kalınlığının ince olması gerekiyor. Yoksa işimiz yaş. Bakın güzel boylar. Boylar güzel arkadaşlar. Bunlar benim yarın akşam tavalık balıklarım. Şükür Rabbime yine rızkımızı sonradan da olsa veriyor. Aslında burada balık olduğunu biliyordum. Ama Orhan abiler falan oldu dedi. Biraz orayı denemek istedim. Şimdi burada hızlıca balığa adapte olup aslında 1.2'ye dönsem çok daha seri balık alacağım ama 1.5'un aksiyonu burada biraz erken batıyor. Kontrolü erken kaybediyor 1.5. 1.2 burada çok ideal. Şimdi bir atayım. 3 atışta bir balık alamazsam direktman şeyimi değiştiririm. Size söyleyeyim. Silikonumu değiştiririm. Onun dışında avlanmaya devam. Aldık. Aldık arkadaşlar. Bu şey gibi bir 3 atış hakkı daha doğdu. Penaltı yata. Oh, güzel balık. Vallahi güzel boylar. Bakalım. Ne kadar devam edecek, ne kadar yapacak. Burası arkadaşlar VIP mera. Tek kişilik, iki kişilik mera. Hatta şu aşağı inersem kazasız belasız daha keyifli olacak. Tamamdır. Şimdi daha iyi oldu. Atış yerim daha ileri gidecek. Suya biraz daha yakınlaştım. Aksiyonları daha iyi vereceğim ama ayağım bastım ben çok kaygan. Allah korusun. İki ayağımı da şu kuru yere basayım arkadaşlar. İşimi kazaya bırakmayayım. Şimdi hop vurdu. Hadi, hadi gel artık. Şöyle güzel boylar gelse eşekler. Aldık arkadaşlar. Bıraktı. Dayvanın 1,5 gramını kullanıyorum. İğnesi çok küçük. 11 numaram ne? Yani aslında direktman balığın kapması gerekiyor ama yok.
O şeyi yakalayamadık bir türlü. Bugünkü balıkçılığa üstümüzde dolaşıyor. Ama erimi çok iyi yani. Bu 1,5 gramın CC'si de erimi çok güzel. Aslında direktman balığı da bize getirmesi gerekiyor ama. Ya vuruyor da. Mesele balığın erken bırakmasını, yoksa aldık. Bakın balığı aldık şu anda. Kaslı. Ufak ama kaslı. İşte Parabellum bize bunu yaşatmıyor. Parabellum'da bu balığı boyunu direktman tahmin edebiliyorsun. Tamam, buna da tahmin ediyorum ama Parabellum'un direkt öyle bir özelliği var. Bakın. Güzel balık yani. Küçük dediğim alınacak balık. Çaparıcıların gözleri yaşlı. Bakalım bu atışta balık gelirse 1,5 gramdan devam. Liderim kalın. 0.16 lider kullanıyorum. Fazla kalın geliyor şu anda. 0.12 olsa harikalar yaratacağım. Ama 0.16'da bile balığı şu an kandırmayı başarabiliyoruz. Aldık. Aldık arkadaşlar. Maşallah her atış balık. Şimdi hızlıca bunu da çekeyim. Aslında sabah saatlerine kalabilsem çok daha güzel balıklar olacak ama sabah saatlerine ben kalamıyorum. Bakın, hop, güzel balık. Cengiz abi, her atış balık. Yok. Yo, yani tavaya girecek balık. Çaparıdan büyük. Kim mi diyorsun? Abi güzel diyorum ya, her atış balık. Arkadaşlar her atış balık devam. Yani burası şey, sabaha kadar 3-4 kilo balık yapar bura. Aldık. Bunu da aldık arkadaşlar. Her atış balık şu anda maşallah. Şöyle baksın abi, yani şey değil. Bu ufakmış. Bunu saldık arkadaşlar. Sal al, sal al yapacağız bakalım inşallah. Dediğim gibi bugün potansiyeli düşük. Az zevkinin çok olmadığı bir gün. Gene aldım, balık var. 30 parça balık vardır ama. Videosunu çekip de böyle aman aman bir potansiyeli sahip değildi. Aralıklarla balık vurduğu için çok fazla böyle video açasım gelmedi. Potansiyel yüksek olsa daha keyifli oluyor ama maalesef öyle bir potansiyel yok. Şimdi gitmeden önce bir 5 dakika öyle bir video açayım dedim. Yavaştan böyle bir saat ilerledikçe 1'e geldi, gece 1. Balık yapmaya başladı ama çok geç başladı. Benim artık bitiş saatim. Aldık. Bıraktı. Şu an 0.9 gram takılı. O bile aslında şu an ağır, çok 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 sığ bir bölgedeyim. Altın kayalık. 1 metre derinlik anca var. Ona rağmen güzel balık vuruyor şu anda. Tam teknelerin arasında olduğum için başka balık potansiyelleri de olduğunu düşünüyorum ama bugün için değil. Bugün o gün değil. Bakalım. Perşembe günü bir toplanma yapacağız. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde o perşembe geçmiş olacak. Abi hangi perşembe ben de geleyim şeyi için biraz geç bir oluyor. Çünkü video perşembe yetişmez. Balık geldi bu arada. Kaçmazsa. Bakalım. Şöyle göstereyim. Güzel de balıklar. Fena değiller yani. Tavalık. Gelseniz siz şahsi olarak keyfini çıkara çıkara balık tutarsınız. Ben şu an hani video çekeceğim, bir sohbet muhabbet havasında olsun diye uğraştığımdan dolayı şey yok. O moda giremedim. Çünkü direkt eşek istavrit algısıyla geldim o gün. Hafif rüzgar ve akıntı vardı. Biliyordum olacağını. Balığın da sevdiği şeyler ama maalesef olmadı.
Arkadaşlar bir balık daha geldi. Fena değiller. Biz balık yok gibi konuşuyoruz ama maşallah yani totale baktık mı yine bir kiloya yakın balık oldu. Bu boylarda bir kilo balık sağlam balık yani. Efendim? Ha. Bakalım devamında gelecek mi? Yapıyor. Yapıyor yani. Vaktim olsa, demoralize olmamış olsam vallahi kalırdım. Sabaha karşı çünkü her zaman daha verimli. Her zaman daha verimli. Bu fare. Hani? Bak yüzüyor. Şey falan değil ya, bildiğin fare. Sana doğru geliyor bak. Ciddi misin? Bak tekneye gel, önünde şu an bak. İleri bak biraz, benden tarafa doğru. Yüzüşünü göremedin mi hala? Yok. Geri döndü, bana geliyor. Arkadaşlar LRF ile fare tutayım istiyorsanız. Hadi kedi. Hadi oğlum, ben seni boşuna mı yetiştirdim? Hadi. Gel. Bak geldi, bana geldi. Burada burada. Sende değil. Tamam. Savacıyır bunların bir şeyini üretmiş. Silikonlu maketini. Turna için o. Bir turna anlatıyor var ya. Hani yürüyüşünü gör, aksiyonunu gör. Fareden mümkün değil ayırt edemez. Kullandın mı hiç? Evet. Göllerde, yapay havuzlarda falan yok yani, birebir aynısı. Arkadaşlar LRF'li fare tutacaktık. Onu da yaptıydık. Bizim için tamamdı artık. LRF'li tutmadığımız herhangi bir balık kalmamış olacaktı. Fare balığı diye de onu... Allah'ım çok fare var ya. Şimdi kiminin bu midesini bulandırabilir. Aa, fare var ama kayalıklarda fare var, yapacak bir şey yok. Geceliğin de böyle cirit atıyorlar işte. Hayvan aç kaldı mı? Çıkıyor denize, dolaşıyor karşıdan karşıya geçiyor. Hadi kedi, yakal onu, yakal, yakal onu. Arkadaşlar artık kapanış yapalım. Bugün çok keyifli bir gün değildi. Balık almadan kapanış yapmayacağım. Çok keyifli bir gün değildi ama totale baktınız mı? Bir kilo balık gene iyi yani bugün için. Orhan abiler gittikten sonra güzel balık aldım. Ama başlangıç çok kötüydü. Yani 15 atıştır balık alamadığım zaman dilimi oldu. O da benim için çok ciddi bir şey. Ben bir merada 5 atıştan fazla balık alamıyorsam hemen mera değiştiririm normal şartlarda. Ama bugün şeydi işte, siz anlayın. Böyle aman yer değiştireyim, aman orada balık var moduna girmedim. Çünkü balığın olduğu yerde bile balığı alamadıysam başka yerde böyle çok da kendimi yormamın bir manası yoktu. Bir de yanında 0.16 lider var. Malzemelerim İstanbul'da. Ben Darıca'dayım. Kocaeli'de. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum hani. 0.12 liderlerim yanında olsa her türlü şey yaparım. Demolize olmadan devam ederim. Ama öyle olmuyor. Arkadaşlar balığımı daldım. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Benim için keyifsiz olsa da bence bol balıklı bir av. Bu dönemde bu balık alkışı hak ediyor. Yani ki biz mera deniyoruz. Bilindik meralar da değil. Her zaman kendi meralarımızı kendimiz buluyoruz. Öncülük ediyoruz. O yüzden bir yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hadi son atışı da çekeyim. Ondan sonra bitireyim. Hava da soğuk değil aslında. Rüzgar da dindi. Ama yeter. Bu da son atışımdı. Son atışta da balığı vurdu.
Diyorum ya 0-12 liderim olsa bildiğiniz at çek balık. Şu anda da öyle ama işte tam da böyle kıvamda kandıramıyorum. Evet, uğruşlar geldi. Bu saatten sonra şuradan balık gelmez diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar.